Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Değerli ebeveynler, bu röportaj tam size göre çocuğunuzla olan ilişkinize değer katmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgiler, aktiviteler, bildirimler bu platformda sizlerle buluşuyor. Kurucu Esin Kocamanoğlu Aktay'la gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet var sırada. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz biz de. İlk olarak sizi tanımak istiyorum sohbetimize başlarken. Tabii. Ben Esin Kocamanoğlu Aktay, Ribi'nin kurucusuyum. Endüstri mühendisi ve KOBİ danışmanıyım. Şimdiye kadar Doktor Ötker, Arçelik, Vestel gibi firmalarda çalıştıktan sonra kendi işimi kurdum. Şu arada enerjimi, zamanımı Ribi için harcıyorum. Süper. Peki bu fikir nasıl oluştu? Neden böyle bir uygulama? Aslında hayattaki amacım ya da bazı ihtiyaçlarım beni ufak ufak Ribi fikrine doğru götürdü diyebilirim. Ben lise yıllarından beri psikolojiye ilgi duyarım. Bu konuda kendimi geliştirmeye çalışırım. Kendi psikoterapi sürecimden de geçerim. Bu psikoterapi süreçlerindeki o farkındalık, değişim, dönüşüm, bunu severim ve bunun da öneminin farkındayım. Ebeveyn olduktan sonra tabii iş biraz daha boyut değiştiriyor. Bu araştırma, kendimi geliştirme daha çok ebeveyn-çocuk ilişkisi, işte ebeveynlik ve çocuğun psikolojisine doğru kaymaya başladı. Bu anlamda kendimi geliştirmeye çalışırken bazı ihtiyaçlarım oldu. Şöyle, etrafta çok fazla bilgi kirliliği var sosyal medya, dijital medyadan dolayı. Güvenilir, doğru tek bir bilgi kaynağının eksikliğini hissettim. Bir de bu tür şeyleri araştırmak, öğrenmek çok zaman alan bir şey. Yani onlarca kitap var, hepsini okuyabilirsiniz, doğru psikologları takip edebilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz. Fakat ebeveyn olarak buna çok fazla zamanınız olmuyor. O yüzden böyle aynen o bilgiler bana hap bilgiler şeklinde bana gelsin. Ben onun için çok fazla zaman kaybetmeyeyim istedim. Bir de şöyle bir şey oluyor. Hani tamam, bilgiyi öğreniyorsunuz, okuyorsunuz. Daha sonra o bilgiyi davranışa dönüştürmek için bir itici güce ihtiyaç hissediyorsunuz. Yani ben bazı kararlar alıyorum. Bu kendi psikoterapi sürecimde de devam etti. 10 tane karar alıyorsam o günlük koşuşturmacada, hengamede bir tanesini, iki tanesini uygulayabiliyoruz. Aynen öyle. Orada böyle bunu bana hatırlatıcı, beni motive edici, o farkındalığı belli seviyede tutucu bir şey olsa keşke diye düşünmeye başladım. Bir de böyle 30'lu yaşlar genelde hani hayattaki amacınızı falan sorgulamaya başlarsınız. Kesinlikle. Ben neler yapıyorum, niçin buradayım diye. Benim motive olduğum şey de insanlara dokunmak. Yani insanlara dokunayım, işte kendimden bir iz bırakayım, bir şeyler, bir faydam olsun. Bunların hepsi, ya şöyle bir uygulama olsa, işte insanlara dokunsak, doğru bilgiyi ulaştırsak, güzel, sağlıklı, psikolojik anlamda sağlıklı nesiller yetişti derken Ribi ortaya çıktı. O arada risk alabilecek bir dönemdeydim. Eşim de sağ olsun bu konuda beni yüreklendirdi, motive etti. İnsanlarla görüşmeye başladım. Ribi doğdu. Süper, hayırlı olsun. Teşekkür o zaman Esin Hanım. Biraz da içeriğinden bahseder misiniz bu uygulamanın? Tabii. Şu an için 0-6 yaş ebeveynlerine hitap ediyoruz. Önce şeyi anlatayım. Ribi'nin kelime olarak anlamını anlatayım. Relationship B'den geliyor, ilişki arası. İlişkileri güçlendirmek için çalışan bir ekibiz diye düşünebilirsiniz. Ribi de şu an 0-6 yaş arası ebeveynlere hitap eden psikoloji temelli bir mobil uygulama. İçinde uzman psikologların hazırladığı hap bilgiler içeren yazılar var. Bunlarla ebeveynler bazı istedikleri, aradıkları bilgileri öğrenebiliyorlar. Daha sonra bu bilgilere bağlı bildirim paketleri var. Bunlarla da günlük bilgilerle, bildirimlerle hatırlatıcı, işte farkındalığı arttırıcı, bir şeyler önerici bildirimler gidiyor kullanıcılara. Böylelikle aldıkları bilgiyi davranışa dönüştürmeye başlıyorlar. Günlük hayatını böyle yerleştirmeye başlıyorlar. Bunların yanında yine
ebeveynle çocukların evde kaliteli, güzel, keyifli zaman geçirebilecekleri, ayrıca ebeveynlerin çocuklarının gelişimine destek olabilecekleri oyun odaklı aktivite örneklerimiz var uygulamanın içerisinde. Bunlar da yetmiyor. Ebeveyn olarak bazen böyle tıkandığımız noktalar olabiliyor. Ya bir uzmana danışsak, hani şunu bir sorsak dediğimiz zamanlar olabiliyor. Öyle durumlar için de uzman psikologlara soru sorabileceğimiz ve özel cevap alabileceğimiz bir özelliğimiz de var. Çok yani, güzel. Aynen öyle. Tüm böyle hepsine baktığımızda şey diye düşünebiliriz. RIBI tam kapsamlı bir psiko eğitim sunuyor ebeveynlere. Ve çocuklarıyla daha iyi ilişkiler kurmasında güvenilir, doğru bir bilgi kaynağı olarak da yardımcı oluyoruz diyebiliriz. Çok güzel. Peki bu içerikleri kimler oluşturuyor? Gerçekten çok başarılı bir uygulama. Yani içeriklerde tabii ki olmazsa olmazlarımız bizim psikologlarımız. Sağ olsunlar en başından beri destek oldular bize. Kimisi en başından beri bu sürecin içindeydi. Kimisi sonradan gördüler, beğendiler, dahil oldular. Hepsi şu an için çocuk ya da ebeveynlerle çalışan uzman psikologlar. Her birinin kendi ekolleri, alan içindeki uzmanlıkları farklı. Hepsi çok güzel bir bütün oluşturuyor aslında bizde. İsim olarak da saymak isterim kimler var. Uzman psikolog aile danışmanı Buse Soy var. Doktor psikolog Bilgen Işık Karaşahin. Yine uzman klinik psikolog Çağla Sedef Güngör. Uzman klinik psikolog Merve Tunalı Demirtaş, uzman psikolog, gelişim psikoloğu ve ebeveyn danışmanı Begüm Köseler Özen, uzman klinik psikolog ve doula Yağmur Yılmaz Özlü, yine uzman klinik psikolog mindfulness eğitmeni Canan Say. Bu psikologlar, değerli psikologlar bize içeriklerini oluşturuyorlar uygulamadaki. Bir de yine bizim uygulamanın geliştirilmesine bize destek veren bir psikolog Eda Kılıç var. Hepsine buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum ben. Katkılarından dolayı. Peki bu uygulamayı en verimli nasıl kullanabiliriz? Şöyle, uygulama şu an için kullanıcının kendi ihtiyaçlarına göre kullanabileceği formatta uygulama. Ebeveynlere tavsiyemiz konu konu gidilmesi. Örnek vereyim ben daha iyi anlaşılması lütfen. İçin. Örneğin ben ebeveynim, çocuğumun özgüveni konusunda bilgilenmek ya da bir şey yapmak istiyorum. Ya da uygulamada gezinirken o özgüven konusu benim dikkatimi çekiyor. İlk yapacağım şey oradaki özgüven konusunu okumak. Çok güzel hap bilgiler var. Onu aldık. Ama işte o bilgiyi almak hemen davranışta değişimi getirmiyor. O yüzden oradaki bildirimleri, bildirim paketini listeye eklemek gerekiyor. Yani diyorsunuz ki ben 2-3 hafta boyunca bu konuya odaklanacağım. Bana bu konuyla ilgili hatırlatıcı bildirimler gelsin ve bildirimlerin gelmesini istediğim saati seçiyorum ben. Sonra paketin içeriğine göre 2-3 hafta boyunca bana her gün özgüvenle ilgili bildirim geliyor. Örnek, bir tane örnek vereyim. Hadi bugün çocuğundan onun yapabileceği bir yardım iste ve ona teşekkür et. Ne oluyor? Ya bunun da açıklamasını da yazıyoruz bildirimde. Bunu nasıl yapabilirsin ve bu konuda sen çocuğunun özgüvenini nasıl desteklemiş olacaksın? Onun açıklamasını da yapıyoruz. Böylece o gün çocuğunun özgüvenini desteklemesi için bir şeyi davranışa aktarmış oluyor. Yani hayatına dahil etmeye başlamış oluyor ebeveyn. Ertesi gün yine benzer bir bildirim. Sonra yine bir benzer bir bildirim derken 2-3 hafta boyunca buna çalışıyorlar. Bir de aktivite örneklerimiz var. Yine aynı şekilde çocuk ve özgüven konulu aktiviteleri işte buna çalışırken hazır bir de oyuna da dahil etmeye başlıyorlar. Böylece 2-3 hafta boyunca ebeveyn başta öğrendiği o bilgiyi artık oyunlarına, davranışlarına katmış ve bu konuda da çocuğunu destekleyen biri haline gelmeye başlamış oluyor. Böyle o konu bittikten sonra da diğer konuya geçebilirler. Adım adım ilerlenebiliyor. Aynen öyle. Çok güzel. Peki anne babalar çocuklarıyla kaliteli vakit geçirebilmek için neler yapabilir Esin Hanım? Öncelikle üzerimizde kaliteli zaman geçirme baskısını bir kenara koymamız gerekiyor öğrendiğim kadarıyla. Ne yapacağız? İşte ben o anda olabileceğim. Hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak. Çocuk da bunu almaya hazır olduğu bir zaman zaten ben ne yaparsam yapayım orada kaliteli zaman geçirmiş olacağım çocuğumla. Doğru.
Ama orayı nasıl doldurmak isteriz, daha faydalı nasıl olabilirim dersek, Ribi'de bunun için bol bol aktivite örnekleri var. Ebeveynler çocuklarıyla onlar rehberliğinde çok güzel zaman geçirebilirler, kaliteli zaman geçirebilirler. Peki uygulamadaki aktiviteler Esin Hanım, bize ve çocuklara ne gibi faydalar sağlıyor? Öncelikle aktiviteler zaten bazı gelişimlere odaklı tavsiyeler şeklinde. Yani bir aktivite paketi çocuk ve özgüvense zaten onun çocuğunun özgüvenini nasıl destekleyeceğini o paketteki oyunları anlatıyoruz. Amacımız o. Her bir oyunlar içinde de tek tek oyunların amacını yine yazıyoruz. Ama ben ebeveyn olarak nasıl bir fayda gözlemliyorum onu anlatayım size. Örneğin saklambaç oyunu. Herkes oynar evinde çocuklarıyla. Ben Ribi'den önce de oynardım. Çok keyifli gerçekten. Çocuk da eğleniyor, ebeveyn de eğleniyor. Ama Ribi'nin içindeki saklambaç oyununu anlatırken orada özgüveni destekleyici bir iki sihirli cümle var. Onu kullanıyorsunuz oyunu oynarken. Böylece bir anda saklambaç hem keyifli, eğlenceli zaman geçirdiğiniz oyundan bir de özgüveni destekleyici çok daha çok daha güzel bir oyuna dönüşüyor. Ve ebeveyn de bunu bildiğinde daha iyi hissediyor. Daha böyle o oyunun içinde oluyor. Hem de çocuğunun böyle gelişimine de fayda sağladığını düşündüğü için daha güzel oluyor yani. Böyle şeyleri de var ebeveyn için. Harika gerçekten. Esin Hanım, bir de hap bilgiler diye bahsettiniz. Biraz açabilir misiniz? Örneklendirebilir misiniz? Bildirimler. Benim Libby'de en çok sevdiğim kısımlar diyebiliriz. Şöyle konu konu günlük hatırlatıcı, farkındalığı artırıcı bildirimler gidiyor. Hap bilgiler şeklinde kullanıcıya. Şimdi bu benim de çok sık yaşadığım bir şey. Bilgiyi tamam okuyoruz, doğru bilgi, doğru kişileri takip edince, doğru kitapları okuyunca onu alıyorsunuz ama onu hayatınızın içine işlemek o kadar kolay olmuyor. Bu bir dönüşüm yani o farkındalığı belli bir seviyede tutmak böyle biraz zaman alan bir şey. Ribi'deki bildirimler işte o noktada bize destek oluyor. Örnek çocuk ve duygular, yani çocuk duygularını kabul edecek, bunu ifade edebilecek, bunun için yapabileceklerimiz çok fazla ve ortamda çok güzel örnekler var. Ama hani onu okuduktan sonra devamını getirmek için Ribi ne yapıyor? Size günlük bildirimlerle. Mesela bir gün bir bildirim geliyor ki duygularını paylaşma konusunda sen neredesin diyor ebeveyni. Ebeveyni sorgulatıyor. Hani sen rol modelsin, çocuğundan duygularını anlatmasını istiyorsun ama sen anlatıyorsun. Aynen öyle, sen anlatıyorsun. Sonra bunu orada birkaç örnek daha bahsediyoruz. Hani neler yapabilir ebeveyn. O gün ebeveyn diyor işte ben şöyle yaptım çok mutlu oldum. Konu mesela o ara gündemde ki konu korkuysa biliyor musun ben de küçükken şundan çok korkardım. İşte ama sonra geçti. Artık duygular yavaş yavaş o günlük akışın içine işlemiş oluyor. O başta öğrendiği şeyler hayatlarına işlemiş oluyor. Bu anlamda bildirimler itici bir güç oluyor. Lifestyle alanında uzman konu ve konuklarımızla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.